Eda, artık 37. saatteyiz. Yangını söndürme noktasında ummalı bir çalışma sürüyor. Kameraman arkadaşım Erkan Toptan da birlikte Değirmen Yanı Mahallesi Ahmet Özü bölgesindeyiz, mevkisindeyiz. Ben rica edeceğim, yanan alanlardan bir tanesi aslında arkamızda. Kameraman arkadaşım Erkan Toptan da ekranlara getiriyor. Mücadele yoğun bir şekilde devam ediyor. Artık 37 saattir alevlerle mücadele sürüyor. Havadan ve karadan sürüyor o çalışmalar. Havadan helikopterler, amfibi uçakları görüyorsunuz. Şu anda su püskürtüyor yanan noktalara, özellikle bölge önemli, özellikle yanan noktaların tekrar alevlenmemesi adına uçaklar uçmaya devam ediyor ve birçok noktada helikopterleri de görüyoruz. Amfibi uçaklar var, 13 ayır air traktör, büyük tanker uçak olmak üzere 14 uçak ve 27 helikopter bölgeye sevk edilmiş durumda. Alevlerle mücadelede yoğun bir şekilde özellikle sabah saatlerinden bu yana devam ediyor. Akşam saatlerinde yanan noktalar vardı, o noktaların soğutma işlemlerinin devam ettiğinin altını çizmekte fayda var. Sabah 6 itibariyle başladı bölgedeki soğutma çalışmaları. Özellikle bu çalışmalara jandarma ve kara kuvvetlerinden ekipler de katılıyor. Uçaklar yardımıyla yanan noktaların soğutma işlemleri de sabah saatleri itibariyle başlamış durumda. Özellikle havadan müdahale başladı. Karadan da 1500'ün üzerinde yangın söndürme işçisi, 700'e yakında arazöz ekibi bölgede görev alıyor. Bulunduğumuz nokta Değirmen Yanı Ahmet Özü bölgesi. Yangının bazı noktalarda, özellikle blok noktalarda devam ettiğinin altını çizmekte fayda var. İleride duman tutuyor. Kameraman arkadaşım Erkan Toptan'ın gösterdiği noktalarda yanan noktalar, dün akşam saatlerinde küle dönen noktaları da görüyorsunuz. Kızılçam ormanlarıyla kaplı Muğla'nın Marmaris ilçesi. Tabii çok sayıda zarar olduğunu söylemekte fayda var. Ağaçların büyük bölümü artık küle dönmüş durumda. Hemen arka tarafta duman tutuyor. O noktada da sanıyorum bir orada da yangın devam ettiğini söylemekte fayda var. Helikopterler zaten o bölgeye doğru gidiyor. Amfibi uçaklar da o bölgeden soğutma işlemlerine devam ettiğini söyleyelim. Helikopterler havadan, karadan da arazözler yardımıyla, iş makineleri yardımıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edilmiş durumda. Duman tüten nokta gördüklerinde ekipler anında o dakika müdahaleye tekrardan başlıyorlar. Özellikle yoğun bir mesai harcanıyor günlerdir Muğla'nın Marmaris ilçesinde. Orman Genel Müdürlüğü'nün personelleri de bölgede, özellikle 1002 olmak üzere 2604 personel görev alıyor. 253 arazözle, 26 su tankeri olmak üzere diğer kamu araçlarıyla 598 araç, 17 Orman Genel Müdürlüğü dozeri olmak üzere de 53 iş makinesi de bölgede görev alıyor. Tabii emniyetin de bu noktada yoğun bir mesai harcadığını söyleyebiliriz. 20 Toma'da, Muğla'da, Marmaris'te yangını söndürmek için yoğun bir mesai harcıyor. Özellikle 20 Orman Genel Müdürlüğü helikopteri olmak üzere 27 helikopter ve 14 uçakla yangına müdahale devam ediyor. Artık 37. saatteyiz ve alevleri söndürme noktasında da bölgede ummalı bir çalışma sürüyor. Yanan noktalar var. O noktalara da ekipler anında hem havadan hem de karadan bir şekilde müdahale ediyorlar diyelim. Sözü yeniden size bırakalım. Bekir, bana gelmeden önce sana bir sorum var. Yaklaşık bir saat önce kadar da değerli izleyenler Bekir'i bağlamıştık. Başka bir olay bölgesindeydi. Orada yangın devam ediyordu. O görüntüleri izledik. Şimdi de söndürme çalışmalarının olduğu bölgede Bekir. Ve sana şöyle bir şey sormak istiyorum. Yangındaki en büyük etkenin rüzgar olduğunu söylemişlerdi. Böyle bir bilgi söz konusu. Senin oradaki havayla ilgili anlatacakların var mı? Neleri gözlemliyorsun? Rüzgar yoğun bir şekilde devam ediyor mu? Kontrol altına alınan bölgeler var mı? Neler söylersin? Eda, şunu söyleyeyim, rüzgar zaman zaman etkisini göstermeye başladı. Özellikle sıcak havanın da oldukça sıcak olduğunun altını çizmekte fayda var. Bir yandan da tabii yangının etkisiyle oldukça sıcak bir bölge burası Marmaris'in mahalleleri. Özellikle öğle saatleri itibariyle sıcaklığın biraz daha artması bekleniyor. Saat 12'den sonra sıcaklık biraz daha artacak. Tabii ekipler yoğun bir şekilde teyakkuz halinde saat öğle saatleri itibariyle sıcaklığın artmasıyla birlikte yangının daha fazla büyümemesi noktasında geniş önlemler alındığını söylemekte fayda var. Hem havadan hem de karadan müdahaleler yoğun bir şekilde devam ediyor ki yanan noktalardan bir tanesindeyiz. Biz yanan noktalarda da ekipler zaman zaman soğutma çalışmalarına devam ediyor. Buradaki bölgenin tekrardan yanmaması adına yoğun bir uğraş gösterdiklerini söyleyelim. Sözü yeniden size bırakalım. Peki. Teşekkür ediyorum aktardığım bilgiler için.